Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün de mesaimi PVC kamışa ayırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PVC kamış arkadaşlarım. İki parçadan oluşmaktadır. Şöyle görmenizi de sağlayayım. Şu şekilde birbirine çarparak ses çıkarıyor arkadaşlar. Kamış sesine en yakın. Hatta kamış sesini geçecek bir pozisyonda bir volüme sahip arkadaşlar. İşte biz buna işte para verdik, aldık. Ne kadar dayanacak? İşte ne kadar hassas? Arkadaşlar ben bunu ayarlayıp güzel bir şekilde buraya zaten sabitliyorum. Yani Japon yapıştırıcıyla buraya sabitledim arkadaşlar. Yani bunun çıkma imkanı yok. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu kadar da dayanıklı arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere. Ama siz bunu tabii bu şekilde dayanıklıdır diye sağa sola vurmayın. Ben sadece test amaçlı olarak bunları yapıyorum. Aklınızda bir şey kalmasın diye. Evet, bu da atamıza gelsin. Atamızın sevdiği türkülerden bir tanesi. Arkadaşlar, olacak bu iş olacak. Oluyor. Çok güzel adımlar atıyorum. Her yaptığımda bir adım, bir tık daha ileri gidiyorum arkadaşlar. Onun için lütfen acele etmeyelim. Bunlar tam böyle tam istediğim şekle, şemale geldiği zaman mi sesine arkadaşlar, yani mi zurnaya uygun şekilde miller sipariş ettim. Geliyor. O miller üzerine bu PVC kamışları yerleştireceğim, yapacağım, uğraşacağım arkadaşlar. Tek tek akortlayacağım. Ondan sonra siz alacaksınız. Zurnanıza takacaksınız. Islatmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hiç yani aldığınız gibi. Aldığınız gibi akortlar net olacak. Tabii siz zurnanızın ne durumda olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu akortlarım gönderirim kendi zurnama göre, mi zurnama göre. Ama sizdeki zurnanın yapısını bilmiyorum. Hani kimin yapımı ne kadar iyi, benim bir zurnam yani yıllarca çalışmama rağmen çok iyi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani yine idareten çalıyorum. Zurnanın da çok kaliteli olması lazım. Ondan sonra şuradaki dil açıklığı ne kadar? Benim gönderdiğim bu ne kadar içeri giriyor, ne kadar dışarıda kalıyor? Bunların ayarını artık siz yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Arkadaşlar şurada biliyorsunuz ip bağlı. Eğer çok yukarıda kalıyorsa şöyle ipi çözeceksiniz. Biraz içine doğru iteceksiniz. Akort aletiyle şöyle kontrollerini sağlayacaksınız. Mi geliyor mu? Genelde trompetle çalışılan gruplarda arkadaşlar zurnaların sesi 5 parmakta şurada mi olması lazım. Piyano mi 440 olması gerekiyor arkadaşlar. Ama sadece zurna varsanız yani 3 zurna var, zurnazem var grupta veya 4 zurnazem var. Trompet yok, trompette çalışmıyorsanız. O zaman zurnaların sesini mi bemolde yapabilirsiniz. Yani şurada mi bemol tutabilir. Ondan sonra ne bileyim re tutabilir. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. Yani yeter ki bütün sesleriniz aynı gelsin. Bütün zurnaların sesi aynı gelsin. Birbirine akortlayalım. Sonra acilen geldiniz hemen kamışla mı uğraşayım? Kamış mı çatladı? Kamış mı kurudu? Yok falan. Ondan uğraşmaya gerek yok bunu aldığınızda. Herkes de bir tane alacak tabii. Takacaksınız arkadaşlar. Hemen ıslatmadan. Ya
yanlışlıkla bir ses alttan çaldım. Normalde cetlinde de şuradan arkadaşlar. Cetlin dedenin yeri burası arkadaşlar. Biz öyle çalıyoruz. Öyle çaldık. Askeri mehterden gelen tonlarda. Bu şekilde arkadaşlar. Hani seslere de uygun. Neyse o ayrı bir konu. PVC kamış konusunda inanıyorum ki birçok kişi bunu aldığında dua edecek. Ya işte Hüseyin Şahin'den bir tane aldım bir mini ile birlikte. 5 senedir aynı kamışı çalıyorum diyecek. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Evet. Sağlam. Bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.